Bu sevimli dostlarımızın dünya üzerinde 400'den fazla ırkı olduğu düşünülmekte. İnsanlar ve köpekler arasında bir bağ olduğunu biliyoruz. Bildiğimiz bu durum artık bilim tarafından da kabul ediliyor. İnsanlar birbirleriyle göz teması kurduklarında vücut oksitosin hormonu salgılamaya başlar. Bu hormon duygusal bağlılığı sağlar. Yapılan araştırmada köpekler ve insanlar birbirleriyle göz teması sağladığında hem insanda hem de köpekte aynı hormonun salgılandığı ortaya çıkmıştır. Videomuzun bu bölümünde sevimli dostlarımızın hakkında bugüne kadar duymadığınız ilginç bilgiler geliyor. Hazır mısınız? Köpeklerin burun uçları neden hep ıslaktır? Köpeklerin burunlarının sürekli ıslak olmasının sebebinde koklama özelliği ön plana çıkmaktadır. Köpeklerin koku alma duyusu insanlardan yaklaşık 100 bin kat daha iyidir. Burunları üzerinde sürekli mukus tabakası üretir. Bu tabaka havadaki koku moleküllerini yakalamalarına yardımcı olur. Köpek bir süre havayı kokladıktan sonra yalar, bu sayede ağzındaki koku duyuları da koklama işine katılır. Koku alma duyuları o kadar geniştir ki, kişilerin nefesini koklayarak kanser hastası olup olmadığını anlayabilmektedirler. Üzerinizi koklayarak hangi duygu içinde olduğunuzu bilirler. Bu yüzden korku gibi şeyleri koklayabilmeleri şaşırtıcı olmamalı. Koku duyguları ile arama kurtarma ekiplerinde yer aldığını da düşününce kayıp olanı rahatlıkla bulabilmektedir. Köpeklerin zaman duygusu var mıdır? Köpeklerin zaman duygusu vardır. Köpekler geçmiş olaylara göre eğitilebilir ve geçmiş deneyimlere dayanarak gelecekteki olayları tahmin etmeyi öğrenebilir. Biz insanlar gibi tam olarak kavrayamasalar da geçmişte ne yaşadığını bilir. Yani zekası bayağı geniş. O yüzden eğitilebilir durumdalar. Yapmaması gereken bir şey için kızdığınızda bir dahaki seferi onu yaparken hatırlar. Yapmaması gerekenleri sürekli tekrarlıyorsa bu anlamadığı için değil, tamamen inatı içindir. Evcil köpek nüfusu en kalabalık olan yer neresi? World Animal Protection International'a göre dünya üzerinde köpek nüfusu 600 milyonu aşmıştır. Bu nüfusun 223 milyonluk kısmı evcil hayvan olarak geçmektedir. Evcil Hayvan Ürünleri Derneği'nin verilerine göre en çok köpeğe sahip ülke Amerika Birleşik Devletleri. Köpek nüfusu 83,3 milyondur. Köpeğin zekası. Köpeklerin aklının ve kelime haznelerinin ortalama 2 yaşında çocuğun zekasıyla aynı olduğu kanıtlandı. Bu yüzden köpekler çocuklarla çok iyi anlaşır. O kadar akıllı olduklarına inanamayacaksınız. Rusya'da sokak köpekleri yiyecek bulmak için metro kullanıyor. Yiyecek bulduğu durakta iniyor, yemeğini yiyip eve geri dönüyor. Hangi durakta ineceğini bilen bu köpeklerin insan zekasına sahip olduğuna inanmamak mümkün değil. Sevgi yumakları. Köpekler doğdukları andan itibaren insanlara karşı sevgi duyarlar. Bu şekilde dünyaya gelen tek hayvan türü köpektir. Ömrünü uzatmanın yolları. Kısırlaştırmak hem erkek hem de dişi köpeklerin yaşam sürelerini uzatır. İleri yaşlarda yaşanabilecek olan hormonal ve genital kökenli hastalıkları önleyecektir. Bu yaşam sürelerini arttırır. Aynı zamanda kısırlaştırılmayan köpekler hırçın davranışlar sergileyebilir, evden kaçmaya kadar gidebilir. Dikkat edin, köpeğinizi kaçırmayın. Köpeklerin tüy bakımı nasıl olmalı?
köpeklerin tüyleri sık sık taranmalıdır. Bu sayede sağlıklı bir kürke sahip olurlar. Bunun yanı sıra köpek ve sahibi arasındaki bağ da artar. Ancak çok bilinen bir yanlış vardır. Köpeklerin kürklü oldukları için üşümeyecekleri düşünülür. Ancak onlar da aynı diğer canlılar gibi üşüyebilmektedirler. O yüzden dışarıda savunmasız bırakılmaması gereklidir. Küçük ırk köpeklerde ise bakım daha farklıdır. Bu ırkların mutlaka yardımcı bir kıyafete ihtiyaçları vardır. Dikkat edelim, üşütmeyelim. Doğduğu anda sığır ve dilsizdirler. Yavru köpekler dünyaya kör, sığır ve dişsiz olarak gözlerini açmaktadırlar. Tüm algıları büyüdükçe açılır. Mavi dilli köpek cinsleri hangileridir? Neden mavidir? Dildeki minik kan damarları tek bir tabaka oluşturur. Köpeklerin ve diğer hayvanların çoğu kanın dil boyunca taşıdığı tüm oksijen nedeniyle pembemsi bir dile sahiptir. Uzmanlar bazı köpek ırklarının doğal bir genetik mutasyon nedeniyle mavi dilli olduğunu söylüyor. Bu mavi dilin nadir oluşunu açıklar. Bununla birlikte bilim adamları hala bunun adaptif bir özellik olduğunu ortaya koyamamıştır. Belki de bu hayvanların genetik ağaçlarında kazara meydana gelmiş bir değişiklik olabilir. Çin mitolojisine göre ise Shivolo türü köpeklerin kökenini açıklayan bir efsane var. Efsaneye göre Shivolo gündüzü seven ama geceden nefret eden ejderha bir köpekti. Bir gece karanlıktan bıkmıştı. Daima gündüz olmasını istediğinden gökyüzünü yalayarak aşındırmaya karar verdi. Bu hareket tanrıları çok öfkelendirdi ve onu cezalandırmaya karar verdiler. Bu yüzden dili sonsuza dek siyah ve mavi olacaktı. Böylece Shivolo ne zaman kendi yansımasına baksa utanacaktır. Üstelik herkes hangi köpeğin tanrılara meydan okumaya çalıştığını bilecekti. Mavi dilli köpek cinsleri hangileridir? Shivolo Çin aslanı. Tam olarak kabarık tüylü aslan köpek anlamına gelir. Peluş hayvana benzeyebilirler ama köpekler aslında Tibet kurtlarının soyundan gelir. Yine de bu kabarık kürkleri, koca kafaları ve mavi dilleriyle ne kadar sevimli olduklarını inkar etmek zor. Tarihsel olarak bu Çin köpekler, Çin'de evleri, tarım alanlarını ve kutsal tapınakları korumak için kullanılmıştır. Ayrıca erkekler ava çıkarken bu köpekleri yanlarına alırmış. Günümüzde tüm dünyada Shivolo köpeklerini bulabilirsiniz ve evcil hayvanlar olarak harika dostlardır. Vücutları Çin'deki birkaç iklime ve özellikle soğuğa karşı mükemmel bir şekilde adapte edilmiştir. Küçük ve güçlü olan bu hayvanların vücutlarını saran kalın bir yağ tabakasına sahiptirler. Özellikle yoğun kırmızı tüyleriyle meşhurlardır. Şarpei ve ünlü yağ topları. Şarpei ve çavçav birbirine çok benzer. Hatta bazı insanlar yakın akraba olduklarını düşünür. Mavi dilli olmanın yanı sıra vücutlarının geri kalanı da gerçekten benzer. Diğer benzerlikleri yüz özellikleri ve ifadeleriyle av ve bekçi köpekleri olarak kullanılmalıdır. Şarpei köpeklerin kısa kürkü ve bir sürü yağ topu vardır. Bu yağ topları büyüyüp doldurmaları gereken ekstra deriden dolayı yavrularda çok daha belirgindir.
Şarpei köpekleri 3. yüzyıldan beri insanlarla birlikte yaşamıştır. Şarpei'nin atalarını betimleyen bazı seramik eşyalarının keşfi bunu kanıtlıyor. Antik Çin kültüründe son derece önemli figürler oldukları gözüküyor. O kadim zamanlarda bile insanlar sürüleri korumak, hayvan avlamak, evlerini korumak için Şarpei cinsi köpekleri kullanmıştır. Çinli çiftçiler vahşi hayvanları topraklarından kovma mücadelesinde bu mavi dilli köpeklerin desteğini almış ve onları en iyi müttefikleri olarak görmüştür. En az havlayan köpek cinsleri hangileridir? Havlamak bir köpeğin doğuştan gelen içgüdülerinden bir parçasıdır. Ve köpeklerle birlikte yaşamak bu davranışa alışmak anlamına gelir. Bunun yanı sıra beklenmedik sürprizlerden kaçınmak için çok fazla havlamayan bir köpek cinsi edinebilirsiniz. Havlamak bir köpeğin doğal olarak sahip olduğu içgüdülerin önemli bir parçasıdır. Bu davranış köpeklerin en yaygın iletişim ve ifade biçimidir. Bazı durumlarda köpeğin aşırı havlaması hem köpek hem de sahibi için bazı sorunlara yol açabilir. En az havlayan köpek cinsleri hangileridir? Bu sıralamanın bir numarasında en az havlayan köpek ödülü çok az bilinen bir köpek olan Basenji'ye gidiyor. Gerçekten de bu köpek sizin havlamak diye nitelendirebileceğiniz bir ses çıkaramaz bile. Bu köpeğin havlaması çok nazik bir gülüşe benzer ve hayvanlar aleminde eşi benzeri olmayan bir durumdur. Bu cins köpekler gerçekten de çok sakin ve oldukça küçük hayvanlardır. Bu özelliği bu köpeği küçük daireler ya da mekanlar için çok uygun bir köpek haline getirir. Basenji cinsi bir köpek çok enerjik bir köpektir. Ve canının sıkılmasını ya da yaramazlık yapmasını engellemek için çok fazla egzersiz yapmaya ve hareket etmeye ihtiyacı vardır. En az havlayan köpekler listesinde Basenji'yi takip eden diğer 9 köpek de şunlardır. Golden Rottweiler, Pug ya da Mops, Fransız, Bulldog, Bloodhound, Labrador, Rottweiler, Danua, Akita Inu, Chesapeake, Bay Rottweiler. Köpekler neden olur? Kurtların en belirgin özelliklerinden biri ulumadır. Dolayısıyla kurtlar ile aynı aileden gelen köpeklerin ulumasına şaşırmamak gerekir. Ancak köpek uluması bazen yaratılışlarından kaynaklı değildir ve bazı sorunların göstergesi olabilir. Köpeğimiz bir sorun olup olmadığını anlamanız için köpekler neden olur sorusunun cevabını öğrenmek çok önemlidir. Köpeğinizin sirenler, kornalar gibi yüksek seslere tepki göstermek için uluması normaldir. Ama sürekli uluması kaygı uyandırabilir. Sürekli uluyan köpekler ayrılık kaygısı veya bir hastalıktan sıkıntı yaşıyor olabilir. Ayrılık kaygısı köpekler arasında yaygın bir davranıştır. Eğer komşularınız siz evde yokken köpeğinizin sürekli ulumasından şikayetçi ise köpeğinizin dikkatini çekmeye veya sizi eve geri çağırmaya çalışıyor olabilir. Köpeğinizin sahibi evde yokken sıkıntıdan uluması da olası bir davranıştır. Sizi özlüyor. Köpeğinizin sizin yanınızdayken belirli bir neden olmaksızın uluyorsa bir veterinere danışmalısınız. Bu bir hastalığın işareti olabilir ve uzman bir kişiye göstermekte fayda vardır. Ayrıca veterineriniz
hayvan davranışları konusunda iyi bir bilgi kaynağıdır ve kendisinden istenmeyen ulumaları azaltmak için köpek eğitimi tavsiyeleri isteyebilirsiniz. Dünyanın en küçük köpek cinsleri. Dünyada çok farklı ve çeşitli köpek ırkları var. Hepsi de kendine has bir özellik ve karaktere sahip. Büyük köpek cinsleri olduğu gibi küçük köpek cinsleri, süs köpekleri, av köpekleri, çoban köpekleri, bekçi köpekleri gibi sınıflandırabileceğimiz birçok köpek ırkı dünyamızda yaşamaya devam ediyor. Bu cinsler arasında Sivas Kangal köpeği gibi 150 kilo ağırlığına yaklaşan köpekler olduğu gibi 1 kilogramdan daha az kiloya sahip ırklar da var. Bu videomuzda dünyanın en küçük köpek cinslerini de inceledik. İşte tüm sevimliliğiyle dünyanın en küçük köpek ırklarının isim ve özellikleri. Chihuahua. Ağırlığı 3 kilogram, boyu 23 santim kadar olan, ana vatanı Meksika olan Chihuahua ırkı köpekler, dünyanın en küçük köpekleri arasında listemize ilk sıradan girdi. Adını Meksika'nın Chihuahua eyaletinden alan bir küçük köpek, bir kişiye bağlanır ve bağlandığı sözünü dinlediği sahibini oldukça kıskanır. Yorkshire Terrier. Irkının ismini duymayan yoktur herhalde. Çünkü dünyada en çok sahiplenilen köpekler arasında yerini almış ve bu küçük ve sevimli canlılar sadece 17,5 santim yüksekliğe ve 3,2 kilo ağırlığa kadar çıkabiliyorlar. İpeksi tüyleri, masum bakışları ve aşırı sevecen bir köpek olması sebebiyle oldukça ilgi görüyor. Pomeranian ırkı. Pomeranian ırkı köpekler maksimum 30 santim yüksekliğe ve 3 kilogram ağırlığa sahip. Dünyanın en küçük köpekleri listemize giren bu sevimli ve hareketli canlılar görebileceğiniz en neşeli küçük köpek ırkları arasında yer alır. Sahiplerine çok bağlılar, hareketli, meraklı ve oldukça hareketli olan bu ırk tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok seviliyor. Oyuncak kaniş. Görüntüsü aynı maskota benzeyen kanişlerin en küçük boylu olan oyuncak kanişin yüksekliği 25 santim maksimum aralığı, ağırlığı ise 4 kiloya kadar çıkabiliyor. Boyu ve görüntüsü sizi aldatmasın çünkü kanişler görebileceğiniz en zeki köpekler arasında yer alır. Ayrıca eğitimleri oldukça kolaydır. Bir hareketi hızlıca anlarlar, bu yüzden insanların vazgeçilmez en yakın dostu olmayı başarırlar. Kanişlerin bu arada standart, minyatür ve oyuncak olmak üzere 3 farklı boy ve farklı kilogramlara ulaşan çeşidi var. Papilyon. Adının anlamı kelebek olan papilyon ırkı, köpekçiliğin yüksekliği maksimum 28 santim ağırlığı ise maksimum 4-5 kilogram ağırlığındadır. Bu ırkın geçmişi 700-800 yıla kadar dayanıyor. Enerjik, oyuncu, karakterli ve sevecen olan papilyon cinsi, köpeklerin çocuklarla da arası oldukça iyi. Bu da onları tam anlamıyla bir aile bireyi haline getiriyor. Pug. Pug adını her geçen gün daha sık duymaya başladık. Evet, hak ediyor tabii ki. Zaten tipini gören şöyle bir okşamadan duramıyor. Pug cinslerinin ırk geçmişi de oldukça eski. Bir rivayete göre Pug M.Ö. 400 yılında ortaya çıkmış. Bu da onları köpek ırkları arasında en köklü ırklar arasına koyuyor. Maksimum özellikleri 32 santim kadar, ağırlıklarıysa
en fazla 6 ile 9 kilogram arasında oluyor. Küçük ve sevimli olan pug cinsi köpeklerin çocuklarla arası oldukça iyi. Shih Tzu. Melez bir irk olan Shih Tzu cinsi köpeklerin Tibet, Lhasa, Apso ırkı ile Pekineşlerin çaprazlanmasıyla ortaya çıktığı düşünülüyor. Maksimum boyu 28 santim, ağırlığı ise 4 ile 7 kilogram arasında değişen Shih Tzu ırkları, ipeksi tüyleri, yumuşak huyluluğu, sakin ve sadık oluşu ile ün salmış. Bir kusuru olan bu köpeklerin biraz inatçı olduğu söyleniyor. Bichon Frise. Başka bir melez ırk olan Bichon Frise cinsi köpekler, Poodle yani Caniche ile Barbet Su Spaneli melezi köpeklerdir. Ortalama yüksekliği 28 santim, ağırlığı ise 5 ile 9 kilogram arasında değişen bu ırk hem eğlenceli hem de oldukça bu tür olarak karşımıza çıkıyor. Anlatılanlara göre çok eskilerde Fransız sarayının maskotu olarak da biliniyor. Bichon Frise ırkları çok neşeli, arkadaş canlısı, zeki ve eğlenceli yapısıyla bilinirler. Yoğun yumuşak tüyleriyle ilk bakışta bir kontesi andırdığı kesin. Ülkemizde bu ırk çok fazla tanınmıyor olsa da ad Frise ırkının gerçekten fanatikleri var diyebiliriz. Boston Terrier. Görüntüsü bulldog köpeklerini andıran bu ırkın 38 ila 43 santim yüksekliğe, 5 ila 11 kilogram arasında bir yapıya sahip Boston Terrier, Yorkshire ile aynı familyadan geliyor. Kısa vücutlu, kaslı yapısı ile tam bir evcil hayvan ırkı olan Boston Terrier çok neşeli ve sevimli bir canlıdır. Minyatür Pinscher. Kısa adıyla Pinscher dediğimiz bu ırk tam bir kucak köpeği. Maksimum yükseklikleri 30 ila 35 santim. Ağırlıkları ise 4 ile 5 kilogram arasında değişiyor. Özgüveni oldukça yüksek olan bu ırkın saldırganlığı ise dillere destan. Şayet Pinscher ırkını küçüklükten sosyalleştirmez ve güzel bir eğitim vermezseniz gazabından kurtulamazsınız, bunu da söylemiş olalım. Fransız Bulldog. İşte karşınızda en küçük köpek cinsleri arasında son olarak herkesin tanıdığı Fransız Bulldog'u. Ortalama yükseklikleri 30 santim, ağırlığı ise 13 kilo olan Fransız Bulldog köpeklerinin görüntüsü sizi aldatmasın. O kaslı görüntüsünün ardında öylesine bir şefkat var ki tanıyınca siz de şaşıracaksınız. Ayrıca Fransız Bulldog'u çocuklarla ve evdeki başka hayvanlarla da oldukça iyi geçinirler. Dünyanın en iri köpek ırkları. Bazı köpekler heybetleriyle göz alır. Türk Safkanı, Kangal'ın dünyanın en iri köpek ırkları arasında olduğu söyleniyor. İngiliz Mastiff. Krallarının köpekleri olarak bilinen ve İngiltere'de koruma köpeği olarak kullanılan Mastiff, dişileri 95, erkekleri ise 115 kiloya kadar ulaşabilmektedir. Sahibine düşkün olmalarıyla tanınırlar. Danua. İrlanda kurt köpeğidir ve iri cüsselerine rağmen son derece duygusal köpeklerdir. Sahiplerine düşkünlükleri çok dikkat çekicidir. Boyları 1 metre 10 santime kadar çıkabilir. İrlanda kurt
av ve koruma köpeği olarak yararlanılan hayvanlardır. Erkeklerinin 90, dişilerinin ise 80 santime kadar çıktıkları görülür. Newfoundland, kurtarma köpeklerinin lideridir ve çok kuvvetlidir. Patileri perdelidir. Onları iyi bir yüzücü yapar ve deniz kurtarma operasyonlarında kendilerinden yararlanılır. Çocuklara karşı olan koruyuculuklarıyla iyi bilinirler. Saint Bernard, 90 santime kadar uzarlar ve dağ kurtarma köpekleri olarak kullanılırlar. Çocuklarıyla dostturlar. Fakat bekçilik yapma özellikleri yoktur. Napolitan Mastiff. Çok iri ve kuvvetli bir köpektir. Fakat mutlaka eğitilmeleri gerekir. Eğitilmedikleri takdirde saldırgan olabilen köpeklerdir. Dünyanın en iri köpek ırkları arasında bulunurlar. Kangal. İşte milli gururumuz. Türkiye'de yetişen kangallarda erkeklerde boylarının 90 santime, dişilerde ise 80 santime kadar ulaştıkları görülür. Koruyucu köpeklerdir ve hem sahiplerini hem de bulundukları ortamı korurlar. Eğer bir aileyi veya bir alanı sahiplenmişse artık o bölge kangalın koruması altındadır. Kurtlara karşı çok dayanıklı olmaları nedeniyle kangallar sürülerin korunmasında kullanılır. Kangal tek başına 30-50 kilometrelik bir alanı koruyabilir. En iyi bekçi köpeği ırkları. Eğer bir bekçi köpeği ırkı seçmek istiyorsanız, bunların herhangi birinin sizi ve evinizi korumak için yaşamlarını vereceğini bilmek iyidir. Bunun karşılığında vermeniz gereken tek şey sevginiz, dikkatiniz ve bağlılığınızdır. Bekçi köpeği ırkları evlerini ve ailelerini koruma içgüdüsüne sahiptir. Genel olarak bu köpekler sadık, korkusuz, güçlü ve tetikte olma eğilimindedir. Sadece bir ziyaretçi geldiğinde sizi uyarmak ile kalmayacak ve aynı zamanda sizi tehlikeli bir durumdan ne zaman koruyacağını sezgisel olarak bilen bir cins mi istiyorsunuz? Bu durumda bekçi köpeği ırkları tam size göre. Bekçi köpeğinin ırklarının güçleri ve büyüklükleri nedeniyle uygun eğitim ve sosyalleşmeye ihtiyaçları olduğunu akılda tutmak çok önemlidir. Aşağıda evinizi korumak için size en uygun olan 7 köpek ırkını tanıtacağız. Akita. Çift kürklü bu kaslı köpekler ağırbaşlılıkları, cesaretleri ve sadakatleriyle ünlüdür ve Japon soyundandır. Japonlar ana vatanlarında onlara ailenin koruyucusu ve sağlık, mutluluk ve uzun yaşam sembolü olarak saygı duyarlar. Akitalar sessiz köpeklerdir ve yabancılara güvenmezler ve maalesef diğer hayvanlara karşı da toleranslı değiller. Anadolu çoban köpeği. Bu cinsin üyeleri sağlam ve heybetlidir. Güçlü, bölgesel ve koruyucu içgüdüleri onları tanımlar. Bunun nedeni ana topraklarında koyun sürülerine saldıran yırtıcılara karşı savaşmak için yetiştirilmeleridir. Bu hayvanlar zeki, sabırlı ve son derece sadıktır. Herhangi bir düşmana karşı yoğun bir şekilde koruyacaklardır. Bicaron. Etkileyici ve güçlü yapıları ile öne çıksalar da bu köpekler aynı zamanda dikkat çekici derecede zeki, enerjik ve çok yönlüdür. Bu cins güçlü bir izleme ve koruma içgüdüsüne sahip, özellikle gençler ve savunmasızlar için çok iyidir.
Tüm bu özelliklerden dolayı kadınlar sadık ve duyarlı yoldaşlar ve koruyucular olarak bu köpeklere karşı özel bir sevgiye sahiptir. Bununla birlikte eğitim ve sosyalleşme gerektiren baskın bir köpek ırkıdır. Bekçi köpeği ırklarının simgesi Boxer. Bekçi köpeği ırkları arasında Boxer sadakati, sevgisi, zekası, iş ahlakı ve iyi görünüş ile öne çıkıyor. Bu köpek her şeye sahiptir. Zeki ve uyanık bir köpektir. Bazen yaramaz ama her zaman cesurdur. Boxer uzun süredir Amerika'nın en popüler köpek ırkları arasında yer almaktadır. Doberman. Zarif ve güçlü olan bu cins, muhteşem bir fiziğe ve keskin bir zekaya sahiptir. Doberman, eğer öyle bir şey var olsaydı, şüphesiz ki köpek soylularına ait olabilirdi. Bu eşsiz derecede cesur ve uyanık cinsi, gururla dünyanın en iyi bekçi köpekleri arasında yer almaktadır. Bull Terrier. Bu köpek bir zamanlar İngiltere'deki dövüş çukurlarında en iyi olan köpeklere benzer. Bugün sorumlu yetiştiriciler bu tatlı ve aile odaklı cinsin bir çeşidini seçmişlerdir. Bull Terrier kavgalı, geçmişinden kalan kaslı ve çevik vücudunu, cesaret ve azim özelliklerini korur. Neyse ki iyi yetiştirme bu eski gladyatörü çocuklar için özel bir duyarlılığa sahip, nazik ve eğlenceli bir arkadaşa dönüştürmüştür. Ridgeback. Bu cins zekası, dayanıklılığı ve enerjisiyle öne çıkar. Doğası çok atletiktir. Çünkü mükemmel bir zıplama kapasitesine sahiptir. Dahası güçlü bir hayatta kalma içgüdüsüne sahiptir ve sadık bir aile köpeğidir. Günümüzde Ridgeback'ler yüzyıllar önce geldiklerine içgüdülerin çoğuna hala sahipler. Avlanma ve izleme. Bu köpekler bağımsız ve kendine güvenen köpeklerdir ve kendi yiyeceklerini arama eğilimindedirler. Güçlü bir hayata kalma içgüdüleri, yüksek ve yırtıcı, dikkate değer bir zeka seviyeleri vardır. Çocuklarla iyi anlaşan köpek türleri. Çocuklara hayvan sevgisini küçük yaşlarda kazandırmak gerekir. Bu nedenle sevimli bir minik dostu sahiplendirerek hem onun gelişimine katkıda bulunup hem de hayvan sevgisi kazandırabilirsiniz. Sizler için bu içerikte çocuklarla iyi anlaşan köpek türlerini derledik. Beagle. Aslen av köpeği olan Beagle'lar hareketli çocuklar için mükemmel oyun arkadaşlarıdır. Kolay kolay yorulmazlar. Arkadaş canlısı, akıllı ve neşelidirler. Apartman dairesini kolayca bakılabilir ama titiz anneleri uyaralım tüy dökerler. Düzenli olarak tüylerinin taranması ve yıkanması gerekir. Bull Terrier dış görünüş olarak biraz ürkütücü görünebilir ama oldukça neşeli ve oyun oynamayı seven bir ırktır. Geniş aileler için mükemmel bir seçim olacaktır. Bull Terrier'lar sevginize, sizi ve çocuklarınızı koruyup kollayarak cevap verirler. Pitbull'lar ile çok sık karıştırılsalar da onların aksine diğer köpeklere rahatça anlaşırlar. Çocuk ve yetişkinleri severler. Acı eşikleri oldukça yüksektir. Bu da hareketli veya henüz bir köpeğe nasıl davranması gerektiğini bilmeyen çocuklar ile sorunsuz bir şekilde anlaşabilmelerini sağlar. Bulldog. Bulldoglar eğer hareketli bir çocuğunuz varsa seçebileceğiniz en doğru cinslerden biridir.
geniş evlerde ya da apartman dairelerinde yaşamaya uygundurlar. Ama enerjik bir köpek istiyorsanız bulduk, edinmemeniz daha iyi olur. Çünkü bu cins en çok miskinliğiyle tanınır. Ama sakin, laf dinleyen, sabırlı, sadık bir köpek arıyorsanız bu cins tam size göredir. Ayrıca bulldoglar diğer hayvanlarla da kolayca anlaşırlar. Collie. Bu ırk son derece uysal, ne yapacağı önceden belli olan, hassas, kibar bir ırktır. Kolayca eğitilebilirler. Köpeklere alıştık olmayan, köpeklere alışık olmayan aileler için son derece uygundur. Bığır köpekler uzun tüyleriyle meşhurdurlar. Uzun tüy de düzenli taranma ve ilgi gerektirir. Koliler çocuklarla çok iyi anlaşırlar ve ailelerini mutlu etmeyi, onları korumayı isterler. İrlanda setleri. Havalı görüntüsü ve parlak kızıl tüyleriyle meşhur bu ırk, enerjik ve oyuncudur. İnsanlarla vakit geçirmeye ve çocuklara bayılır. Fakat bu köpek çok hareket ister ve dolayısıyla günlük uzun egzersizlere ihtiyaç duyar. Enerjik çocuklar için iyi bir tercihtir. Golden Rottweiler. Dış görünüşleri birbirine çok benzese de labradorlar kadar iri değillerdir ve daha uzun tüylere sahiptirler. Akıllı, kibar, kendine güvenli ve sadıktırlar. Asla agresif ya da ürkek değillerdir. Son derece sabırlıdırlar ki bu da onları çocuklar için mükemmel köpek ırkı yapar. Enerjilerini atmak için bol bol egzersiz yapmaları gerekir ve oyuncu yapıları sebebiyle sizi çok da peşinden koşturmadan enerjisinin bir bölümünü zaten kendi kendine atar. Labrador Rottweiler. Bu ırk en çok tercih edilen köpek ırklarından biridir. Çünkü labradorlar son derece koruyucu, oyuncu, sabırlı ve güvenilirdirler. Güzellikleri kadar tatlı huylulukları ve zekaları ile de ünlüdürler. Kısacası aileler için mükemmel bir ırktır. Newfoundland. Bu ırkın takma adı bebek bakıcısıdır. Çocuklara bayılırlar ve onlara karşı son derece koruyucudurlar. İri görüntülerine rağmen son derece kibar, sakin ve sabırlıdırlar.
Newfoundland'ler geniş, açık alanları aileler için çok uygundurlar. Çok salyaları akar ve tüy dökerler. Bu sebeple ev içinde bakmak için çok çekici gelmese de kesinlikle bahçede yaşayabilecek bir tür değillerdir. Çünkü aileleriyle birlikte olmayı severler. Poodle. Genelde sahipleri tarafından saçma şekillere sokulan bu ırk son derece akıllı ve kibar bir ırktır. Alerjisi olan çocuklar için de uygundur çünkü çok az tüy döker. Düzenli tüy bakımı yapılması gereken bir ırktır. Bu köpek son derece zarif ve düşüncelidir. Son derece de sadıktır. Nadiren sıkılır veya huysuzluk yapar. Arkadaş canlısı, iyi tabiatlı ve sabırlı olmaları onları her çocuk için mükemmel köpek yapan özellikleridir. Weasel'a, bu ırkın adını daha önce duymamış olabilirsiniz. Fakat bu ırk, çocuklarıyla en iyi anlaşan ırklardan biridir. Son derece kibar bir yaratılışı ve davranış yapısı vardır. Sadıktır ve sevgi doludur. Son derece sessizdir ve küçük çocukların beraber oynaması için mükemmel bir seçimdir. Artı olarak itaatkar ve akıllıdır. Ailesine çok bağlanır ve yeni numaraları kolayca öğrenir. Ve en iyi yanı diğer köpekler gibi kopmaz. Kedilerle iyi anlaşan köpek cinsleri. Golden Rottweiler. Dünyanın en uysal köpekleri olan bu cins kedilerin yanı sıra diğer evcil hayvanlarla da çok iyi anlaşır. Bichon Frise, hem kediler hem de diğer köpek cinsleriyle en iyi anlaşan köpeklerden biridir. Labrador, sosyal ve bir o kadar da dost canlısı olan bu köpek cinsi de kedilerle gayet iyi anlaşıyor. Papillon, oyun oynamayı ve eğlenmeyi en çok seven bu köpek, cinsin kedilerle arası daima iyi. Maltese, sakin, kibar ve sevimli bir karaktere sahip olan bu köpek cinsi kedilerle de arasını iyi tutmayı başarıyor. Pug, her şeye kolaylıkla adapte olduğundan evdeki kediye alışması ve dost olması da uzun sürmüyor. Basset Hound, paylaşım konusunda en cömert olan köpek cinsidir. Yaşam alanını ve sahiplerinin sevgisini de bir kediyle kolaylıkla paylaşabilir. Boxer, eğer oyun ve gezi ihtiyacını karşılarsanız evdeki kedi onun için sorun olmayacaktır. Ancak eğlenmesini sağlayamazsanız hırçınlaşabilir. Newfoundland, tüm canlılara ve haliyle kedilere karşı dağılımlı bir tutum içerisinde olan bu köpek cinsini de tercih edebilirsiniz. Köpekler neden yaramazlık yapar? Evinize evcil hayvan almaya karar vermeden önce eve gelecek yeni bir canlının getireceği sorumluluklara hazır olup olmadığınızı iyice bir düşünmeniz gerek. Evinize gelen köpek sizinle beraber yaşayacağı için sorumluluklarını iyi bilmeniz ve onu ayırabilecek bütçenizin ve vaktinizin olması gerekir. Mesela köpekler sabah ve akşamları ihtiyaçları için dışarı çıkartılmalı, uzun tüyleri fırçalanmalıdır. Ailenizdeki herkes eve köpek alınması konusunda hemfikir mi? Sorumlulukları sizinle paylaşacaklar mı? Bunlar sorulmalı. Uzmanlar, bazı köpek davranış bozukluklarının seçilen köpeğin özelliklerinin bilinmemesi ve beklentilerinin karşılanmaması sonucunda köpeğe yapılan yanlış tutumdan kaynaklandığını vurgulamaktadır. Bu yüzden yaşam tarzınıza ve karakterinize en uygun köpeği seçmek yaşamınızı daha zevkli hale getirecektir. Yavru köpekler kasları gelişmediği için tuvaletlerini tutamazlar. Özenli ve sabırlı onlara tuvalet eğitimi vermeyi ve hatalarını tolere etmeyi öğretmeliyiz.
yavru ya da yetişkin köpeğimizin çiğneme davranışı doğal ve onlar için kabul edilebilir bir davranıştır. Problem ise pahalı, uygunsuz ya da tehlikeli eşyalarımızı çiğnedikleri zaman ortaya çıkar. Köpekler ağızlarına sığan her şeyi çiğnemeye bayılırlar. Birçok köpek sahibi köpeklerinin çorap, terlik, mobilya, kapı, hatta duvarları çiğnemesinden, yemesinden, kemirmesinden şikayet ederler. Oldukça korkutucu. Köpekler yalnızlık ve sıkıntı hissettiklerinde dişleri kaşındığı ya da ilgi çekmek için eşyaları parçalarlar. Eğer köpeğiniz elektrik kablolarını, deterjan kutularını ya da küçük parçaları olan diğer eşyaları çiğniyorsa, bu durum ölümcül kazalara yol açabilir. Köpeğiniz için 500 liralık ayakkabı ile 30 liralık penyeniz arasında hiçbir fark yoktur. Emin olabilirsiniz ki köpeğiniz sizin sinirlerinizi bozmak için bunu yapmıyor. Köpekler insanlar gibi düşünmez. Birçok köpek davranış bozukluğu çiğnemeden daha kolay tedavi edilir ve içgüdüsel bu davranışın önüne geçmek diğer davranış bozukluklarına nazaran daha zordur. Yaşlı insanlar için en iyi evcil hayvanlar. Herkesin özellikle de yaşı daha da ilerledikçe bir yoldaşa ihtiyacı vardır ve yanlarında bir evcil hayvan bulunmasının yaşlı insanlarda yalnızlık ile savaştığı kanıtlanmıştır. Yalnızlıktan muzdarip olan yaşlı bir insan için evcil hayvan olarak köpek sahibi olmak herhangi bir doktorun reçeteleyebileceği en iyi ilaç olabilir. Bir köpek onlara yoldaşlık yapmak ile yalnız kalmayacaktır. Hızlı bir şekilde en iyi arkadaşları haline de gelecektir. Bakacakları, çeki düzen verecekleri, besleyecekleri, konuşacakları, birlikte oynayacakları ve sevecekleri biri olur. Bundan dolayı bir köpek tam da ihtiyaçları olan şey olabilir. Yorkshire Terrier'leri genellikle 20 santim civarındadır. Sevgi dolu ve mutlu köpeklerdir ancak yabancıların yanında temkinli olabilirler. Yorkie'ler tüylerini değiştirmezler ancak günlük bir şekilde taranmaları gereklidir. Evde bir oyuncak ya da başka bir evcil hayvanla oynamaktan keyif alacaklardır. Ancak aynı zamanda bol bol temiz hava yürüyüşüne çıkmaya da ihtiyaç duyacaklardır. Bu sadık terrierler insanlarla birlikte olmayı severler ve yaşlı insanlar için harika bir yoldaştırlar. Boston Terrier'i başka bir küçük köpek ırkı olan Boston Terrier'i 35 cm ile 45 cm arasındadır ve 10 ila 14 yıl arasında yaşayabilirler. Harika bekçi köpekleridirler. Cocker Spaniel'ler yaklaşık 10 ila 12 kilo arasındadır. 38-40 cm aralığındadır. Chihuahua. Chihuahualar küçük boyutları ile bilinirler ve ağırlıkları 1 kilo ile 2 kilo arasında, uzunlukları ise 11 santim ile 21 santim arasındadır. Ortalama olarak 15 ile 18 yıl arasında yaşarlar. Çok fazla enerjileri vardır ve kestirmek için koltuğa yerleşmeden önce evde koşmayı severler. Hayvanseverleri kendine ilk bakışta aşık edecek dünyanın en nadir görülen köpek cinsleri. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan ve çeşitli sıra dışı özelliklere sahip nadir köpek ırkları gerçekten çok tatlış. Yanlış anlaşılmasın. Asla herhangi bir köpek ırkının diğerine göre daha çok sevilmesi gerektiğini söylemiyoruz. Hepsi bizim canımız, hepsi sevgimize ve ilgimize aynı şekilde karşılık verir. Apenzel dağ köpeği. Apenzel İsviçre'de bir dağ köyü olsa da aslında bir köpek, bir Alman ırkı olan Bernli dağ köpeğinin kısa tüylü halidir diyebiliriz. Çiftlik hayvanları ve çocuklarla arası çok iyidir. Ayrıca koşmayı seviyorsanız bu köpek size eşlik edecek en iyi ırklardan biridir. Azavak.
kazının kıvrık kuyruklusu demek mümkün. Düşük kulakları ve asaletli görüntüleriyle narin bir köpek gibi görünseler de çok iyi koku alır ve çok hızlı koşarlar. İtalyan Bergamo çoban köpeği. Bergamasco çoban köpeği denilen bu rasta köpekler kendilerini size eşit görmekle bilinirler. Oldukça zeki köpeklerdir. Çobanlık işinde gerçekten başarılıdırlar. Bob Marley saçları görüntüleri de cabası. İtalyan Bracco. Beagle cinsi av köpeği ve tazı karışımı olan Bracco hem aktif hem sevecen hem de zekidir. Çatal burun. Türkiye dışında pek bilinmeyen ve de pek görülmeyen çatal burun da burunlarındaki ayrımdan tanınır. Tarsus bölgesinde görülen çatal burun pointer cinsi köpeklerin tek ayık burunlu olanıdır. Kafkas Çarka Rusça çoban demek. Bir Rus Kafkas dağ köpeğinin ayı bile avlayabildiği söyleniyor. Bu yüzden Kafkasya dağlarında yaşıyor ve kurtlardan ya da ayılardan korunmaya ihtiyaç duyuyorsanız imdadınıza yetişirler. Kurt köpeği. Genel olarak kurt köpeği cinsi özelliklerini taşıyan malaklar çok sadıktırlar ve sadece doğru eğitilmedikleri zaman vahşileşebilirler. Diğerlerine nazaran oldukça yeni bir ırk sayılabilir. Estrella dağ köpeği. Portekiz çoban köpeği olan bu cins sürüleri kurtlardan korumak için kullanılıyor. İnsanlara karşı soğuk ve ilgisiz tavırları olduğu bilinir ama şu ifadeye bakar mısınız? Grand Basset Griffon Wendern. Bir Schnauzer düşünün ama Basset Hound bacakları ve kulakları var. Genellikle mutlu ve eğlenceli bir tavırları vardır. Sizi gerçekten mutlu edecek bir minnoş. Hoverwort. Rottweiler renklerinde Golden Rottweiler hayal edebiliyor musunuz? 13. yüzyılda soyları tükenmek üzereyken şanslıyız ki böyle bir şey olmadı ve güzellik hala yaşamaya devam ediyor. Kaiken. Bu nadir görülen Japon ırkı hemen hemen hiç tüy dökmüyor ve ev köpeği olmak için gayet uygun. Anime filmlerinde çok karşımıza çıkıyor. Kooikrontje, bu Hollandalı spanyollarını 17. yüzyılda tablolarında görmüşsünüzdür. Sıra dışı görünümlerini, kulaklarındaki küpe görünümlü siyah tüylerine borçludur. Pumi, bir üstteki ırkla bağlantılı bir Macar köpeği. Fırça tüylü Vizsla. Sir Arthur Conan Doyle'a benzetildiğini söyleyebiliriz. Bu da bir Macar ırkı. Nesli tükenmek üzere olan köpek ırkları. Dünya üzerinde ne yazık ki nesli tükenmekte olan birçok canlı var. Bunlar arasında ilk akla gelen panda ve balinalar olsa bile nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış köpek ırkları da mevcut. Bunun nedenleri ise doğum oranlarının düşük olmasının yanı sıra başka ırklarla çiftleştirerek saf kan ırklarının tehlike altında olmasıdır. Dünya üzerinde saf kan ırklarının azalmaya başladığı köpek ırklarını sizler için derledik. Black and Tan Conhound. Büyük bir tazı olan Conhound ırkı, iyi bir kas yapısı ve güçlü kemikleriyle safkan bir ırktır. Rakun avcısı olarak bilinen bu cins, bağımsız ve nazikliğiyle tanınır. Tarlalarda mahsullere zarar veren küçük memelileri yakalamak üzere ABD tarafından çiftleştirilmektedir.
Norwegian Lundhund. Spitz benzeri olan bu ırk Norveç kökenlidir. Bu türün en büyük özelliği ise her patisinde 6 tırnak olması ve eklemli boynudur. Kuş ve kuş yumurtalarını avlaması için çiftleştirildiklerinden nesli tükenmek üzeredir. Puli. Macaristan kökenli olan puliler nesli tükenen başka bir ırktır. Diğer köpek cinslerine bakıldığında en çok göze çarpan özelliği örgülü ve kıvırcık tüyleridir. Dünyanın en tehlikeli 10 köpek ırkı. Köpekler ilk çağlardan beri insanların can dostu olarak bilinir. Bu köpeklerin en tehlikeli olanlarını sizin için derledik. Rottweiler, Almanya kökenli bir ırk. Great Dane, adından da anlayacağınız üzere uzun boylu köpek cinslerinden biridir. Danimarka tazısı olarak bilinir. Sibirya kurdu, Husky. Sibirya kurdu ya da Husky adıyla tanınan, en sevilen evcil köpek cinslerinden biri olan bu köpekler aslında çelik mavisi gözleri, asil yüzlü yapısı nedeniyle oldukça yakışıklı. Alman kurdu. Çoban köpeği olarak da bilinir. Boxer. 1850'li yılların Almanya'sına kadar gidiyor. Bu türün geçmişi 1850'li yılların Almanya'sına kadar gidiyor. Dogo Argentino. İlk olarak 1920 yılında Arjantinli Dr. Antonio Norris Martinez tarafından Cordoba dövüş köpeği olarak baz alınarak avcı köpeği olarak geliştirilmiş. Cane Corso Italiano, Presa Canario, böylelikle köpeklerle ilgili olan videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.